Günaydınlar, hoş geldiniz. Çiçeklerim, güzellerim, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Aysun arkadaşınız da sorarsanız. Dün yorgunluktan valla kendimi duşa atamadım. Yattığım yerde uyuyakalmışım. Şimdi de kalktığım gibi hemen duşumu aldım. Birazdan da Serya gelecek. Bir kahvaltımızı yapacağız. Hem de sarma saracağız. Kahvaltıya benden patatesli yaptım. Patatesli pizza diye Mustafa onun adını öyle koydu. Anne patatesli pizza olsun bunun adı. Ondan istemişti. Onu yapacağım arkadaşlarım. Domatestir. Kahvaltılıklarımızdı. Allah ne verdiyse şöyle güzel bir kahvaltımızı yapalım. Emre de evde. Bilmiyorum Ayşen orada bize eşlik eder mi? Hani öğlen paydosunda ama. Yalnız bu arada saçlarım bayağı uzadı. Bayağı hem de. Düğünden sonra kestireceğim arkadaşlar saçlarımı. Çünkü topluyorum. Topladığım için de bir anlamı yok. Hani şöyle güzel bir model kestireceğim kısa. Şimdi bana diyeceksiniz uzun saç yakışır diyeceksiniz ama yani ne bileyim hiç açık gezmiyorum ki siz de biliyorsunuz beni sürekli arkadan toplu işte şeyle tokayla topluyorum. O yüzden kararsızım ya. Ama kısa saç da güzel duruyor. Ay vallahi kız insan duş alınca yine de kendine geliyor. Şimdi mutfağa gidip hemen patatesimizi soyalım. Şuraları da toparlayayım. Seryacığım da şimdi geldi. Aynen şöyle ne yapacağım şimdi sucukları doğrayacağım. İyiyim canım benim hoş geldin. Hoş bulduk. Ne var ne yok? İyiyim sucuk. İyi gördüm seni. İyiyim iyiyim. Kaç kilo? 91. Çak. Ben daha kaldım 98'de. Düğün de çok güzel olacağız. Yes. Aynen. Senden önce zayıflarız ona göre oğlum. Serya. Eğer o kilo versin onu nereye götürelim? Dediği bir şey alacağız ona. Tamam. Ha, söyle. Abi yine. Kilo verdin istediğini aldın. Emre terlik versene yavrum Serya'ya. Vereyim. Ay valla. Kilo veriyoruz kahvaltıdan. Patatesli pizza ve menemen. Besiniz. Ay simit kaldı. Ay. Kız ben detoks suyu yaptım çok lezzetli ama içinde limon var. Limonsuz olur mu? Olur. Ne koydun? Kiraz sapı, mısır püskülü, tamam. Kuş burnu, kurutulmuş kuş burnu, lezzet verir. Elma, tarçın, fazla bir şey yok. Ha bir de biberiye, biberiye yakıyor ya yağları. Onu boşver. Sevmiyor musun? Ha? Yok dokunuyor, onu boşver. Analı kızı alerjik tiplerden bunlar. Evet, alerjik tipler. Vallahi ya. Neyse Ayşe şey şimdi bir de yemek de seçiyor Ayşe'nin. Bu patatesli pizzanın ben azcığını ayıracağım. Çünkü erimiş kaşar peyniri sevmiyor Ayşe'nin. Onu da öğrenmiş oldum. Onu bilmiyordum. Evet. Geçen yaptığımda yiyemedi. Şey 2 kilo pirinç aldırdım ama 1 kilo kavururuz 2 kilo. Şimdi ne kadar yaprak çıkardıysan bakalım ona göre ayarlayalım. Kahvaltı yaptıktan sonra kafamızı toparlayalım. Tamam. Şu. Buna 1 kilo yeter. Emin misin bence az? Ne azlık su. 2 kilodan biz anneme koca leğen sardı. Bu kaç kilodur? 1,5 kilodur. Bundan muzluğa koyacağım çok az. Tamam. Pişireceğiz. Tamam. Yiyeceğiz. Tamam. 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 Bak. Şey yapalım, fazla saralım, kendine de götürelim. Yok be, ben sararım evde. Bu saçmalama yaprak var. Üçe kadar pişer mi? Ne? Bu zor biraz. Zor biraz daha saracağız. Ay evet. Aşı getirir akşam sana. Bak Emre ekşili istiyor. Onunkisini ben şey yaparım Serya. Hı. Başka bir tencereye koyarım. Tamam. O şekilde. Ay mutfağı bitirdim kız. Ay çok güzel olmuş parlıyor. Ay vallahi bitirdim her sabah. Evet. Çok her güzel tarafı. Olmuş. Her tarafı hallettik. Parlıyor daha girerken maşallah. Ay öyle. Şimdi bu kadar soğan çıkarttım. Yeter mi? Bak en soğanı bol olacak. Hayatta yetmez. Yetmez mi? Hı hı. Birkaç tane daha. Var. Tamam. Şöyle, tamam. Şöyle dursun da. Senin o küçük rondo var ya, onu da yapalım. He? Çok yapıyor, çok güzel yapıyor. Şeyden, Serya da aldı, onlar güzel oluyor. Evet. Ha. Onlar güzel ya, şimdi evet.
Kaynanan bayıldı ona. Aa. Ay diyor, ne güzel yapıyor diyor. Güzel güzel o. Evet aynen. Simit mi aldın sen? Evet simit aldım. Aldın mı bu pastaneden bir şey? Hayır hayır aldım. Emin misin? Eminim yeter. Menemen yaptım. Bunları yaptım. Tamam yeter. Melemen sen yiyebiliyor musun? Yiyemiyorum. Ayşenur yiyemiyor. O yemiyor aynen. Simit, patatesli pizza. E tamam yeter. Tamam. Tamamdır. Hazır yufka aldırayım mı? Gözleme yapayım. Hayır hayır hayır. Hiç vallahi şey bak kızım çok basit. O kadar cozutmayalım bence. 2 gram verdik 4 gram almayalım. Tamamdır o zaman. Ya. Benim masam dolu olacak. Allah'a şükür. Cünür'ün masası da aynı şekilde. O zeytin aynen peyniri koyuyor ama böyle bol bol koyuyor. Evet. Masamız evet boldur. Güler yüzümüz çoktur. Aynen. Çok şükür. Tabii ki olmasa bol olsun ama güler yüz olmadıktan sonra neye yarar arkadaşlar? Burada laflarımı da sakın yanlış anlamayın. Tabii. Ben Selya'ya zeytin peynir de koysam. Güler yüz oldun mu? Yetiyor. Aynen öyle ya. Yetiyor. Öyle. Şimdi sucukları koyalım. Sucuk yiyor zaten Ayşegül. Evet, bu sene çok güzel oluyor. Evet, tavuk sucuk daha uygun. Kız vallahi bu... Doğru. Dün kaynağım dedi ki etin kilosu biraz düşmüş kız. Yok dedim, düştü mü kızlar? Bilmem. Zannetmiyorum. Bazı ürünlerde fiyat düşecek dedi. Dedim kız anne artmasın da. Zannetmiyorum. Ya düşecek diyorlar da düşmüyor. Ya zaten sarmanın içini 5 dakikada ayarlarız. O çok çabuk oluyor. Hı. Bir daha oturup saracağız. Aynen tamam. Aynen. Atıştırdın mı bir şeyler? Evet. Bir dilim hemen küçük dilimi yedim. Tamam. Ayşenur'un tabağını ayırdım arkadaşlarım. Bize kaşar koydum o şekilde. Masamızı da aynen böyle beraber Serya ile birlikte düzenledik. Gelirken de simit almış. Çok seviyoruz. Allah'tan seninle yemeği ve bazı aynen şeylerimiz ortak. Özellikle simitte ortağız kızlar. Evet. Kimler benim gibi simitçi bakalım. Ama çoğunluğu simiti seviyordur. Böyle yaptık. Şimdi melemen de hazır. Patates pizzamız da hazır. 2 demlik de çay demledim. Bunları diyorum, kahvaltımızı yaptıktan sonra da sarmaya girişeceğiz. Sarmaya başlıyoruz. Aynen öyle canım. Hadi bakalım. Çok mu acıktın oğlum? Çocuklar da gelirken ekmek, şu sütlü ekmek mi örgülü olan? Çok güzel oluyor. Şimdi yumuşak mı bilmiyorum. Serya'ya diyorum ki, şimdi Ayşenur çekmiyorum, makyajı yok. Diyet gitti. Ayşenur diyorum, bunlar ileride çok kilo almazsa değil mi değil mi Serya? Oo, 100'e yakın olurlar herhalde. Hadi bakalım kızlar. Böyle patates pizzamızı, menemen sana koymadım çünkü sevmiyorsun. Şimdi çaylarımızı da dolduralım. Afiyet olsun bizlere. Şimdi arkadaşlar Serya güneş perdeleri yırtılmıştı, ondan bahsediyor. Güneye bakıyor değil mi senin ev? Yok, kuzeye. Kuzeye bakıyor. Nasıl ama yırtıldı? Güneş geliyor. Aa. Sabahtan vuruyor. Öyle kızlar, yırtılmış, ondan bahsediyor da. Şimdi toparladık el birliğiyle. Sonra Serya'cığım dolmamızın iç harcını kavurdu. Şimdi dondurucuya koyacağım için kavurmamız gerekiyormuş. Evet. Serya'cığım da öyle söyledi. Evet. Hani kırılmasın diye. Kırılmasın diye. Doğru. Aynen, sağ olsun. Ellerine sağlık canımın. Sonra dedi hadi bir kahve de içelim. Kahveler Serya'dan. Düğmesine sen bas bacım. Ben bas. İkiye bas. Dur. Aynen. Tamamdır. Şimdi kahvemizi içelim. Kahvemizi içerken de sarmamızı yapalım. Köpük. Kahvelerimiz hazır. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Vallahi dolmanın içini hazırla. Kahveyi yap. Ay ne zor iş. Serya tam benim kafa denge arkadaşım. Evet. Şimdi sarmayı da şöyle poşetle bir reels'ını çekeceğim. Böyle yanına çikolata, lokum. Yok yok, hiçbir şey istemem. Çok yedik ha. Yedik vallahi.
kayınvalidesi Emre'ye sarmasını böyle ekşili yapalım dedi. Emre çok seviyor. Ona ayrı bir tencerede aynen bu şekilde yerleştirdik sarmaları. Bol limonu seviyor. Evet. Aman da, aman da, aman. Kayınvalideler damatlarını severmiş. Ay çok seviyorum ya. Yani. Aynen, aynen, gerçekten aynen. Öyle kızlar sağ olsun böyle. Hepsini neredeyse Serya sardı diyebilirim. Bunu yarım pişireceğim kızlar. Emre şimdi işe gitti. Böyle pişiririm sıcak sıcak yer. Burada da Mustafa'cığıma, tabii ki bu çok, biz de tırtıklanacağız. Şöyle bir tencere, büyük tencereyle de sarmamız. Sonra içte çoktu. Hemen dedim bir biber dolması da yapayım güzellerim. Yanına da bir çorba yapayım dedim. Veled dalin amin. Bunu da kapağını kapatayım. Hatta şunu makineye atayım. Makine çalıştırdım. Öyle kızlar. Serya. Sonra buraları toparladık. Bugün çok temiz çalıştık. Evet, gayet temiziz. Evet, bugün çok temiz. Çayımızı aynen içtik. Bol sohbetimizi yaptık. Bilgi alışverişi yaptık. Evet. Aynen, eskilerden, yenilerden, oradan, buradan, şuradan dedik. Sohbetimizi bitirdik. Evet. Öyle bacım, otur, otur sen bacım. Otur. Böyle kızlar, bir ses vereyim dedim size. Kızlar, sarma pişti. Dolma pişti. Mustafa'm geldi. Anne hemen dedi tabağa koy. Hemen tabağa koyacağım. Ben dışarı çıkıyorum. Bir işim var dışarıda. Söylerim sonra. Hikaye Bey, hoş geldiniz videolarımıza. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Hoş bulduk. Evet. Kemeri takalım bu kızlar. Hikaye düzgün git. Ben düzgünüm de yollar düzgün değil. Bir dakika. Ay. Ne arıyorsunuz? Henüz iyisiniz. İyisin. Ne var ne yok. Telefon düşecek dur. Ben de bu kot ceketi giydim. Bana diyor ki kız gülerler, o yırtık diyecekler ki yırtık şey mi giymiş bu kadın? Dedim moda. Öyle kızlar. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Buzdolabı kablarım geldi. Ayşen. Kurayım mıydı önce? Güneş de geldi. Geçen gün sipariş verdiğim buzluk kabları, saklama kabları. O gün Ayşenur telefondan aldığı için kendi adresine gitti. Şimdi onları alacağım. Serya ile ayrılalı belki 2 saat olmuştur. Onu alacağım. Hem de BİM'e bugün bir tane abajur geliyor. Şöyle dokunuyorsunuz. Gold rengi. Kalmamıştır ama işte bir şansımı deneyeceğim. Ona bakmaya gidiyorum. Serya'da oturur muyum bilmiyorum kızlar. Aslında böyle giyindim. Böyle sporlarımı birazcık yürüyüş yapsak nasıl olur diye düşünüyorum. Eve gitsem mi ki? Bir yerlere takılsam mı ki? Ne yapsam ki Mikail? Evet, evet. Neden? Sen niye o zaman kahveye gidiyorsun? Kahveye gitmiyorum ben. İş görüşmelerim var. İş görüşmeleri, ne iş görüşmeleri var? Ay Aysun canıma, adaşıma selam söylemek istiyorum ya. Her yorumda böyle destek, destek, destek. Allah razı olsun kuzum benim. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Şimdi Yelda'yla da konuştum. Şimdi tabii ki biraz otomatik vites arabaya alışması lazım. Şimdi denemeler yapıyor. Allah kaza bela vermesin. Teşekkür ederim mesajlarınız için. Allah'ım bana nasip etsin. Kız dua edin bana vallahi. Böyle kendi şahsıma ait olsun. Çok böyle yüksek modellerde de gözüm yok diyeceğim. Şimdi arkadaşlarım bana kızacak. Niye öyle diyorsun ki? Çok güzelini iste, en iyisini iste. Hayırlısı olsun be kızlar. Hayırlısı olsun hakkımızda. Hayatım, saçlarını düzelsene. Kim? Senin saçların önüne gel. Tıraş saatin gelmiş, vaktin gelmiş. Evet, kapatalım şurayı. Telefon biraz yamuk durabilir çünkü böyle yamuk. Tripod şeyimiz var aslında. Telefon tutacağı var ama kaliteli almamışlar. O yüzden hep telefon düşüyor. Güzel değil. Şu an yamuk duruyoruz ama araba düz. Telefon düş. Buraya doğru. Araba düş sen yamuksun. Anlatsana Mikael bir şeyler. Ne anlatayım hayatım? Sabah bir kadın yine öldü kazada. Bizim burada. Aa. İzlemedin mi araba çarptı tır? Nerede? Alanya'sı yolunda. O ışıkların olduğu yerde mi? Işıklara yakın. Tüh. Işıklar varsa nasıl oldu? Işıklara yakın dediğim yani 100 metre falan vardı.
beklem oraya gitmedi. Çabuk geçmek istedi. Tabii ki arabalar da hızlı bir şekilde. Burada şimdi kim suçlu? Allah mekanını cennet eylesin. Evet. Aslında var işte böyle saniyelik ya. İşte ecel mi diyeyim, ne diyeyim? Gün günümü bitti. Kimisi şey diyor, gün bitmiş o da mana olmuş işte. Allah mekanı. Genç kaç yaşında? 7 yaşında. Oo, gençmiş de kız. Bime doğrayacağım ben kuzum. Mikail Bey videolarımda yok kızlar. Bir dün akşam gözüktü. Hatta bir arkadaş yazmış ki Mikail Bey de hoş gelmiş. Hoş bulduk da bu ara ben de çok yoğun çalışıyorum. Karı koca çok yoğun, sormayın ki. Valla. Ha, onu oradan alırım. Hop oraya bunlanırız. Yine. Aslında hali değil mi burası amca? Ben niye de gidesim var ya, böyle eve gitmek istemiyorum. Birdenbire böyle akşam... Halide geldi mi ki? Geldi. Akşam üzeri benim bir enerjim yükseldi. Kızlar niye böyle oldum? Bana böyle bir geliyorlar. Aman hiç gitmesinler. Vallahi hep böyle gelsinler böyle. Bugün Selya diyor ki enerjin çok güzeldi Aysun. Evet, bazen düşük olduğu zaman yanınızdaki insanın da canı sıkılabiliyor. Sıkılabiliyor. Hah, engel olmayayım. Öyle. Görüşürüz. Kızlar beni bırakmadılar. Dünürüm gerçi Seryacığım nişana gidecek ama daha var gitmesine. Ayşen orada dışarı çıkalım dedi. Ben de gelirim dedi. Bime tamam o zaman. Belki birazcık da yürüyüş de yaparız. Bu Melanie Home'dan almış olduğum saklama kabları, buzluk düzenleme saklama kabları bu şekilde. Şimdi bunu açayım, şöyle göstereyim size. Burada 2 ya da 3 sıra yaprak sarması olur. Böreklerinizi yapın, sigara böreğinizi yapın, bezelyenizi koyun. Ahududu, vişne, çilek. Hani böyle bulurken de buzlukta daha kolay olur. Beğendin mi? Çok güzel. Böyle 8 adet olarak hani aldım. Gayet de uygun çünkü satıcı uygundu. Bayağı bir araştırdım. En uygun satıcı da bu kızlar. Şöyle güle güle kullanayım. Var mı burada? Pervane bakıyor. Hiç bakalım. Şu uzuyor mu Ayşenur? Bir bak bakayım. Ha, uzayanlardan bu. Şu kenarından çek. Ha, tamam. Bende bundan da var ama böyle değil. Sende bundan da. Bende büyüğü var. Sende yok yok Ayşenur. Lamba yok burada. Başkasına bakacağım. Gidelim buralardan. He vallahi gidelim buralardan. Yüzün her zaman güneşe çevir. Güzel sözler. Ya bitmiş ya. Bir şey yok burada. Minik saklama kapları. Yani yok. Ayşenur bu ne? Plaj güzel değil mi? Ha, koku mu yapar ki? Eşyaları zannediyor. Oy yok Ayşenur, gitmiş. Diğerine bakalım. Arkadaşlar yine arkadaşınızın dalgınlığına verin. 28 Mayıs yazıyor ama ben bu cuma diye biliyordum. Çünkü öyle gösterdiler. Bakın şu. Bir de şu ayna. Ayşenur. Bak gold ayna. Bu da 175. Hah, bir de şu. Şöyle üçünü takım yapıyorlarmış masaya bak. Şu. Gold, şu çerçeve gold. Bir de şu. Ama 28 mi? Ben onu bu hafta diye biliyordum. 31 Mayıs.
kızlar, Sarp'a bir tane Hot Face oyuncağı aldım. Bunları çok seviyor. Söz verdim gelirken sana dedim araba alacağım. Yine böyle güzel oyuncak çıkarsa karşıma yine alırım. Bunları çünkü çok seviyor. Bu neymiş Ayşenur? Mikrofiber bez. Az bir açsana onu. Benim mandallı mopa nasıl olur? Aa, olur aslında. Alsak mı ki? 69. Alayım mı, almayayım mı? Dur kalsın. Alacağım, alacağım. Açılmamış yani. Aynen. Aynen. Bakayım ben onu. Tamam. Yer mandalına takacağım. Aman yer mandalı demişim. Mopuna. Yer mopuna bak şey yap, takacağım. Ha. Ha, şunlardan mı? Tam sandalyelerinden almak lazım. Hı? Tempo, tempo. Yürüyoruz. Şöyle uzak çekim var ya, bayağı zayıf gösteriyor kız. Zayıflıyoruz be ya. Ay kızlar. Böyle yürüyoruz, yürüyoruz. Ya tatlı ya dondurma yiyeceğiz. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Babaannen diyor ya. Ye hiç ya, boş ver ya. Bursa'nın ufak tefek taşları. Coştum, coştum bugün. Keyfim yerinde kız. Vallahi. Aslında çoğunlukla böyleyim. Vallahi bak, ama bazen çok nadir modum düşüyor. Öyle kızlar. Allah hep yüzümüzü güldürsün. Hep. Çekeyim mi seni? Yok. Neden? Niye kız? Ayşenur Hanım mı? Ayşenur Hanım. Nereli evdesin? Gel buraya. Bir selam ver. Selam. Eski YouTube'culardan. Ama belki ilerleyen zamanlarda belki dönebilir. Ha? Çok küçük bir ihtimal. Evet. 2 hafta sonra prova var. Gelinlik provası. Of, kilo oldu. Bak tempolu yürümüyorsun. Boşver. Ben boşver. Ben biraz kilolu kaynana olacağım. Gel. Hayır ben. Senin gayet kilon çok güzel. Abi zaten gelen içinde konuştuğum moralim bozdu. Ay evet, meğersem. Dedim dua yapmıyorlar. İstediği hep duak. Ücret. O günkü taktığı duak hediye. O da yani basit duruyor. Güzel ama basit. Şimdi bunu aldığı gelinliği, Ayşenur'un istediği duak tam olur. Ama dua buldu başka bir yerde. O gün gittiğinde konuşacak. 2 hafta sonra Cuma günü. Cuma'ydı değil mi? Cuma haftaydı. Ya müsait olursam, müsait olursam ben de giderim. Ama müsait olursam bilemiyorum. O şekilde giderim. Gideriz, gezeriz. Gidebilirsem. Düşünsene, şuraya bir şekilde bütün otel çekiyor. PTT'nin mi? Kızlar canı sıkılmıyor inşallah, ben böyle konuşuyorum. Bugün arkadaşınızın çenesi açıldı. Wow. Ay şunu ben çok... Arkadan nefek yapıyorum. Ben çok konuşkanım mı? Maşallah. Konuşkan olmak güzel bir şey. Ay o kız vallahi hiç susmuyor. Benim kaderime de hep dinleyen arkadaşlarım var. Elif dinlemeyi seviyor. Annesi dinlemeyi seviyor. Ayşenur dinlemeyi seviyor. Ay. Vallahi çoğunluk hep dinlemeyi sever. Bir ara telefonla çok konuşmaktan bıktıydım. Hiç kimse telefonla açmıyordum. Kış nedeniyle, hadi onu açtım. Ha. Şimdi de dil olarak çok konuşmayı seviyorum. Sohbet seviyorum ama çok ürük çıkıyorum ki. Cildimi dinlendirdiğim için çoğunlukla. Yok yok, şu arkadaki manzaraya bakar mısın? Bak bak. Şu arkadaki ışığa. Işığımız her zaman güzel olsun kızlar. Işığınızı söndürmelerine sakın izin vermeyin. Böyle de bir söz var. Işığımız her zaman yansın, parlasın. Hadi bakalım. Şöyle yürüyelim. Biz dondurmacıya geldik. Lord muydu o? Normalde Lord ama ismi değişti.
Vallahi şu zamana kadar herhalde 6000 adım olmuştur. Ayşenur'un daha fazla. Hadi karşıya geçelim. Bu niye koşuyor lan? Ha, otobüse koşuyorlar. Ha, iyi, hadi bakalım. İyi koştular ama. Burada bir yaya geçidi var. Yaya geçidi. Yaya geçidi. Teşekkürler. Dur dur dur. Kız bunlar hiç hızını kesmiyor ya. Şimdi nasıl yiyelim? Ekşi, ekşi ne var? Ekşi, böğürtlen, limon. Bitter, bitter olsun bir top. Külahta değil mi? Vallahi külahta mı yesek? Yok, onu sevmiyorum. O külahı sevmiyorum. Bunda olduğu zaman? Bunun fiyatı 10 lira. 10 lira mı? Tamam. Onda olsun. Tamam. Sana da böyle alalım. Ben sana bırakıyorum. Bunu yiyebiliyoruz mu sonra? Evet. Hah, tamam. Bitterli olsun bir top. Tabii ki. En ekşi hangisi? Limon, böğürtlen de ekşi, aronya da ekşi. Aronya ne? Bizime benzeyen bir meyve ama ekşi mi? Yok, o kalsın. Bu olsun. Tamam. Böğürtlen. Sonra bir de limon olsun madem. 3 top yeterli olur. Sadece Antep fıstıklı mı? Antep fıstıklı, tadına bakarım. Evet, tamamdır. Sos olsun aynen. Aman sinek minek yok değil mi? Üzerine düşmüyor. Fıstık, evet aynen olsun. Hayır, yiyeceğiz. Sen neyle alacaksın? Antep bir çilek mi kalar size? Teşekkür ederiz. Allah'ım. Cesim geldi. Dilime sardı. Tamam, çilek al. Çilek al. Şunu, sen şundan hiç tattın mı? Hayır. Hı, güzel mi o? Tamam. Soğan da limon olsun. Evet, sade. Çilek limona kadar. Çizgiler. Bu gerekli. Şey, yarım ondan yapabilir tabii misiniz? Hah, nasıl? Yarım Antep. Yarım Antep, yarım çilek ve konuyu kapattık. Aynen, hadi bakalım. Kızlar, buranın baldanın mı, buranın mı? Buranın. Kesinlikle. Kötülemek gibi olmasın. Ay, ben parasını vermedim. Yok yok, kalkınca vereceğiz. Hmm. Bilerek vermedim. Dondurmaları yedik. Yaklaşık ben 8000 adım atmışızdır diyebilirim. Eve geldik. Ayşenur'u bırakmadım. Annesi de zaten arkadaşının kızının kınasıydı herhalde. Kınası mıydı, nişanı mıydı? Bak şimdi yine unuttum. Oraya gitmişti. Dönerken de seni alırız dedi Ayşenur. Aslında Mikael bırakacaktı. Arabanın arkasında da Erik var. Erik'i arabanın arkasından, bagajdan çıkartmayı unutunca Mikael, Erikler'de Mikael'le birlikte kahveye gitti. Hem de Erik koyacaktım. Serya da çok seviyor. Ayşenur da çok seviyor. Bu arada videoda Ayşegül çok demişim. Ama sadece bunu diyen ben değilim. İş arkadaşları da, arkadaşları da bazen Ayşegül diyormuş. O da alışık bu duruma. Hatta Serya da onu da hani buradan hatırlatayım dedim size kızlar. Güzel bir gündü. Çok güzeldi hem de. Dün enerjim aşırı derecede tavandı. Moralim çok yüksekti. Ay, her zaman böyle olsun moralimiz. Allah böyle hiçbir zaman gülen yüzümüzü de soldurmasın arkadaşlarım. Benim de sizlerin de ne sıkıntınız varsa Rabbim böyle su gibi aksın gitsin sıkıntılarınız, dertleriniz, tasalarınız. Şimdi ne diyeceğim size? Ben annemle de konuştum telefonda. Hemen aklıma gelmişken söyleyeyim. Annem pazara çıktı. Hangi günde İzmir'deki Menemen pazarı? Perşembe günü olması gerekiyor.
Ben diyor tezgahtayken birisi Esma abla, Esma abla diyerek yanına gelmiş. Şimdi ismi ne dedi annem? O da tam emin değil ama arkadaşım yazarsan sevinirim. Şimdi yanlış da isim söylemeyeyim buradan. Ben Aysun Hanım'ı severek izliyorum. Çok sıkı bir izleyicisiyim. Sizi de çok seviyorum. Hatta yakından ne kadar gençsiniz, ne kadar güzelsiniz Esma teyzeciğim demiş. Annem o kadar mutlu oldu ki Aysun dedi sana dedi selamını hani söyleyeyim kızım üstümde kalmasın. Aleyküm selam arkadaşım, ismini de yazarsan çok sevinirim İzmir Menemen'den. İnşallah bir gün oraya geldiğimde Allah nasip ederse tanışmak da isterim. Selamını aldım, benden de sana selamlar sevgiler. Şimdi doğum günü kutlamaları yapalım. Yeşimciğimin biricik kızı Yarenciğimin doğum gününü kutluyorum. Güzel yıllar olsun, ömrü bahtı güzel olsun. Sonra Belginim'in biricik kızı Serenay'cığımın da doğum gününü kutluyorum. Yeşim'in de bir kızı, Belginim'in de bir tanecik kızı var. Bir evlatları var. Allah ömürlerini, bahtlarını güzel yapsın. Sonra Zekiyeciğimin doğum günü. Zekiyeciğim hatta dün WhatsApp'tan bana cheesecake yapmış, yollamış. Cheesecake'leri cidden çok güzel yapıyor. Ellerine sağlık. Çok ayrıntılı, ayrıntıcı ve çok detaycı bir arkadaşımız. Yani maşallah diyeyim arkadaşıma. Bazen böyle çay yapar yollar, kahve yapar yollar. İnşallah belki bir gün beraber çay kahve içeriz inşallah arkadaşım. Hatta Belgin'le de konuşuruz. Onun da doğum gününü kutluyorum. Allah'a emanet ediyorum sizleri arkadaşlarım. Nice güzel yıllarınız olsun, sağlıklı ömürleriniz olsun. Allah en başta sağlık versin. Gösterdiğim komplo tüm dolmaları neredeyse Serya sardı. Ben de sardım ama eli çok hızlı maşallah. Artık bol bol sarma videoları görürsünüz benle. Bidondan geri kalan yaprakları da Serya istemedi. Çünkü Serya yaptı yaprak. Al dedim götür bacım. Al dedim sen de sar. Hatta bir de tarhana da çok seviyormuş. Tarhana da verdim. Afiyetle tüketsinler. Teşekkür ediyorum buradan da o tatlı sohbeti için. Ya bilmiyorum, çok güzel böyle bir aile olduk. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Fikir olarak çok iyi anlaşıyoruz. Düşünce olarak çok iyi anlaşıyoruz. Yani ikimiz de gülmeyi çok seviyoruz. Hayatı çok seviyoruz. Bu da çok güzel zaten benim için. Böyle yere bakıp düşünen insanlardan değil Serya'cığım. Şükür Allah'ıma. Allah gönlüme göre verdi cidden arkadaşlarım. Eşimin de aynı şekilde. Turan Bey olsun. Babaannesi olsun. Ayşenur kızımız olsun. Aynı şekilde. Allah da sizin gönlünüze göre versin. Şimdi ben aranızdan ayrılayım. Tamam mı canlarım? İyi yani, güzel de video çektim. Bak sohbetli oldu bol bol. Enerji de böyle güzel olunca konuşasım geliyor böyle. Tavan oluyor böyle. İçim böyle kıpır kıpır oluyor. Ay hep böyle olalım. Zaten yaz geldiği zaman beni tutabilene aşk olsun. Çok seviyorum. Havalar ısındığı zaman, güneş açtığı zaman daha da çok seviyorum. Daha mutlu oluyorum. Şimdi canlarım benim. Aslında ben bir şey daha söyleyecektim ama unuttum. Şimdi ben kapatırım, öyle aklıma gelir. Yorumlarınız için, destekleriniz için hepinize minnettarım. Şu beğenileri 1000 yapalım canlar. Videomu gördüğünüz zaman böyle direkt beğeni tuşuna basarsanız çok sevinirim. Videomu da sevdiğiniz arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Nasıl biliyor musunuz? Aysun Çetin yazıyor YouTube kanalımda. Üstte 3 tane nokta var. Oraya tıkladığınız zaman paylaş yazıyor. O paylaş yerine tıkladığınız zaman WhatsApp'ta direkt hani kanalımı paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınıza, sevdiklerinize yollayabilirsiniz. Genelde bana yemek tariflerine geldikleri için günlük kanalıma gelmiyorlar arkadaşlarım. Yemek tariflerine geliyorlar. Ama shorts kısımda çok güzel bir şekilde ilerliyorum. Zaten takipçi sayımdan da belli. Yakında 50.000 olacağız canlarım. Evet, belki izlenmelerim 10.000, 13.000, 14.000 gelebilir ama aramıza katılan arkadaşların çoğunluğu yemek kanalıma gelen arkadaşlarım. Tabii ki günlük kanalımı izleseler izlenmelerim emin olun 30.000 olur, 40.000 bile olur ama yemek kanalına geldikleri için sanki izlenmelerim böyle düşük gözüküyor. Hiç problem değil, hiç önemli değil. Tekrardan söyleyeyim size de sağlık olsun diyelim. Herkes rızkını yer, nasibini yer. Allah da bize hayırlı kazançlar, hayırlı nasipler, hayırlı rızıklar versin. Ben halimden gayet memnunum. Şükürler olsun, hamd olsun her halimize. Her zaman da şükrediyorum. Sizleri de Rabbime emanet ediyorum. Kendinize çok dikkat edin.
lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın.